Sayın Müdürüm, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, panelimize hoş geldiniz diyoruz. Panelimizin sizler için, üniversitemiz için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz. Açılış konuşması vesilesiyle sizlerle birkaç şeyi paylaşmak istiyoruz arkadaşlar, izin verirseniz. Bilim hayatı canlı bir organizma arkadaşlar ve yaşadığı iklim itibariyle tüm dünya, tüm yeryüzü bu bilim hayatının yaşadığı mekan olarak tarif ediyoruz. Ülkelerin bilim hayatlarının gelişmesi ve yükselmesi, ancak o ülkelerin küresel gelişmeleri takip etmesi ve kuracağı ağlar ve her boyutta değişimlere ayak uydurmasıyla mümkündür. Bu yüzden günümüzde dünya çapında uluslararasılaşma çalışmaları yoğunlaşmış ve önemsenmiştir. Bu süreç Türkiye'de de yakından takip edilmekte ve başta yüksek öğretimimiz olmak üzere birçok alanda yeni atılımlar ve planlamalar yapılmaktadır. Bunların sonucu özellikle yüksek öğretimdeki uluslararasılaşma çalışmaları sonucuyla elde edilen bazı verileri sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Sizlerin de içinde olunduğu veriler bunlar. Ülkemizde şu an 2018 itibariyle yabancı uyruklu öğrenci sayısı arkadaşlar 125 bin civarında, 124 bin küsur. 16 ülke ve 57 üniversiteyle 207 eğitim öğretim protokolü yapılmış durumda. Yine ilk defa gerçekleştirilen organizasyonlardan birisi geçtiğimiz aylarda İslam Üniversiteleri Rektörler Konferansı düzenlendi ve önemli bildirgeler sonuçlarına ulaşıldı. Yine YÖK tarafından ilk kez uygulanan bir yabancı öğrenci burs programı kapsamında YÖK tarafından burs verilen öğrenciler kendi ülkelerinde 5 yıl süreyle vazife görme, görev alma şansına sahip olabilecekler. Zaten devam etmekte olan genel özellikli öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına ilaveten yine YÖK'ün uygulamaya koyduğu bir programdan bahsetmek istiyoruz. Proje tabanlı değişim programı başlatılmış olup bu programla yurt dışındaki üniversitelerle proje odaklı işbirlikleri yine ilk kez desteklenmeye başlanmıştır. Kısaca Bologna süreci olarak tarif edilen Avrupa Yükseköğretim alanı ile ilgili çalışmalarda yine başarıyla devam edilen süreçler arasında yer alıyor diyoruz. Ülkemizin ve yükseköğretimimizin bu hedefleriyle uyumlu bir şekilde Erciyes Üniversitesi de yine uluslararası hedefleri çerçevesinde hedef odaklı planlamalarını yapmakta ve bu konuda da son yıllarda yine önemli mesafeler almaktayız. Ön lisans, lisans ve lisans üstü seviyede yaklaşık 70 farklı ülkeden 1200'e yakın öğrencimiz şu an misafirimiz durumundasınız. Başarılı bir şekilde eğitim ve öğretim hayatınızı devam ettiriyorsunuz ve bu süreç sonunda inanıyoruz ki ülkelerinize döndüğünüzde de bizim kültür elçimiz olarak önemli katkılarda bulunacaksınız ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesi açısından da. Eğitim öğretim faaliyetlerine ilaveten şu anda Erciyes Üniversitesi bildiğiniz gibi uluslararası ranking sıralama kuruluşları tarafından da 500-800 bandı arasında yer alma başarısını gösterebilmekte ve 11 araştırma üniversitesinde şu an biri olarak ilan edilmiş durumda ve bu konuda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu araştırma faaliyetlerimizde de sizler gibi değerli konuklarımızdan, araştırmacılarımızdan da araştırma merkezlerinde ve araştırma birimlerimizden de katkılı anlamda yararlanıyoruz ve ikili işbirliklerimizi de devam ettiriyoruz ve sizler gibi yabancı uyruklu araştırmacıları da merkezlerimizde ve birimlerimizde istihdam etmeye gayret ediyoruz. Tabii sizler yeni bir ülkeye geliyorsunuz, yeni bir şehre, yeni bir ortama ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda ilk geldiğinizde biz buna kültür şoku diyoruz arkadaşlar, belki bunu biliyorsunuzdur. Geldiğiniz zaman o ülkenin görenekleri, adetleri, yaşam tarzı sizlere farklı gelebilir. Bulunduğunuz ülkeyle ilgili, şehirle ilgili, üniversiteyle ilgili, ortamla ilgili hayal kırıklığı ya da benzeri sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu bütün ülkelerin ve tüm yabancı uyruklu öğrenciler için her gittikleri yerlerde geçerli. Biz buna kültür şoku diyoruz. Fakat belli bir süre sonra arkadaşlar bu pik yaptıktan sonra bu şok atlatılıyor. Bulunduğunuz yere, ülkeye, şehre adapte olmaya başlıyorsunuz ve bu adaptasyon sonrasında bir de bakıyorsunuz ki kendiniz o ülkenin bir insanı gibi, o şehrin ve o üniversitenin bir parçası gibi arkadaşlar normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Hatta bu ülkenize döndüğünüzde bu sefer
tersine kültür şoku dediğimiz bir olayla karşılaşacaksınız muhtemelen. Gittiğiniz, kendi ülkenize döndüğünüzde de bu sefer kendi ülkenizin oradaki yaşam farklı gelmeye başlayacak. Öğrencilik dönemlerinizi, buraları özlemeye başlayacaksınız. Belli bir süre sonra o da yoluna girecek. Orada da tekrar günlük yaşantınıza devam edeceksiniz diyoruz. İşte bu ve benzeri paneller bu kültür şoku dediğimiz süreçlerin en kısa sürede atlatılmasını, uyum süreçlerinizin mümkün olduğunca kısa ve verimli bir şekilde geçmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Bu panellerden yararlanmanızı, en verimli şekilde yararlanmanızı canı gönülden diliyoruz. Bu panellerin düzenlenmesindeki emeği geçen Emre hocamlar başta olmak üzere tüm arkadaşlara ve panelist olarak katılıp davetimizi kırmayan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sayın Rektör Yardımcım, sayın müdürlerim, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Ali Orhan, Türk Kızılay'ın toplum merkezi yöneticisiyim. Konuşmama geçmeden önce birkaç husus hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi ben de sizler gibi uzun yıllar yurt dışında eğitimler aldım arkadaşlar. 5 yıl Kırgızistan'da bulundum, daha sonra 8,5 yılda İngiltere'de çeşitli eğitimler aldım. Siz gerçekten çok şanslısınız. Çünkü benim bulunduğum yerlerde hiçbir zaman bu şekilde panellerle karşılaşmadığım gibi bu şekilde desteklere de sahip olma imkanı bulamadım. O yüzden gerçekten üniversitemizin rektörlüğünde işte Emre Bey'imize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizler için yaptıklarına ben gerçekten çok şahit oldum. Size vermek istedikleri hizmetler, gayretlerine. O yüzden gerçekten çok şanslısınız. Bunun farkında olmanızı bir kere baştan söylemek isterim. Şimdi toplum merkezleri Kızılay'ımızın özellikle Suriye krizinden sonra Suriye'den gelen misafirlerimizin topluma adaptasyonları için kurulmuş merkezler. Biz daha çok yabancılara yönelik çalışıyoruz ama sadece yabancılara yönelik değil. Topluma adaptasyonlar, topluma kazandırmalarını kolaylaştırmak, bu ülkede yaşamlarını kolaylaştırmak adına her türlü desteğimizi veriyoruz. Bu desteklerin içerisinde birazdan arkadaşlar daha detaylı bahsedecekler sizlere. Mesleki eğitim kurslarından tutun da dil eğitimleri, toplumdan neler yapmaları gerektiği ve neler yapmamaları gerektiğine kadar her türlü desteğimizi sunuyoruz. Evet, Göç İdaresi İl Müdürlükleri 2015 yılından beri Türkiye'nin 81 ilinde siz öğrencilere ve diğer yabancılara hizmet etmek için kurulmuş bir kuruluştur. Bu kuruluşumuz İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye'mizde tüm yabancılara yönelik açık kapı politikası izlenmektedir. Hazreti Mevla'nın dediği gibi ne olursan ol yine gel dediği gibi ya da İslam dininin bize emrettiği ensar muhacir ilişkisinde olduğu gibi ve bizim kadim medeniyetimizde bulunan kardeşlik ve gönül kapısını aç misafirine dediği gibi biz de göç idaresi olarak, üniversitemiz olarak, kamu kurumları olarak tüm yabancı öğrencilerimize ve yabancı sığınmacılarımıza ve ikamet alan insanlarımıza tüm samimi duygularımızla kapılarımızı açtık ve sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepiniz birer misafir olarak Erciyes Üniversitesi'nde inşallah mezun olduktan sonra gittiğinizde bizi, ülkelerinizi anlatmanız için elimizden gelen çabayı gösteriyor. 7 gün 24 saat durmadan üniversite ve personel olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kısaca bunları ifade ettikten sonra bir takım sayısal bilgilerle vermek istiyorum. Erciyes Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde her sene ortalama 600 öğrenci kabul eden bir üniversite. Şu an üniversitemizde 2000 üzerinde öğrencimiz, 1000'e yakında uluslararası öğrenci mezunumuz var. Daha sonra bir alumni yani mezun grubu çalışmamız da olacak inşallah. Mezunlarımıza da değişik ortamlarda yine uluslararası öğrencilerimizle buluşmayı düşünüyoruz. Dünyada bir de üniversitemizin şöyle bir özelliği var. Dünyada 200 ülke var.
Bunların yarısından burada temsilciler mevcut. 100 ülkeden burada temsilcilerimiz mevcut. Sayın Rektörüm, Sayın İl Müdürüm, sevgili öğrenciler. Sizlerle bir arada olduğumuz için duyduğumuz mutluluğu öncelikle paylaşmak isterim. Ve bu ortama vesile olduğu için Emre Gökman hocamıza da tekrardan teşekkür etmek isterim. Toplum merkezleri tarafından yürütülen 3 temel programdan biri olan ve yine sizlerle bir arada yakın çalışan bir grup olan koruma programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Koruma programı kapsamında sunmuş olduğumuz aynı desteklerden ilki acil ihtiyaç fonu yani bireysel koruma desteği kapsamında sunduğumuz hizmetler. Bu sunumda yansıttığım şekilde gördüğünüz başlıkları kapsayacak. Ulaşım ve acil konaklama, refakat desteği, çeviri, noter ve belge düzenleme ücretleri, medikal malzemelerin karşılanması, temel yardım malzemeleri, bilgilendirme ve hukuki danışmanlık, eğitim desteği, ücretli ilaçların ve ameliyatların karşılanması başlıkları altında yerel halktan ve yabancı uyruklu bireylerin ihtiyaç sahibi olan kişilerin bize başvurmaları halinde ve ilgili evrakları iletmeleri halinde dosyalarını hazırlayıp ilgili süreçlere başlatıyoruz.